Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve hayatıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle SOLIDWORKS dersindeyiz. Bugün günlerden cumartesi ve SOLIDWORKS dersimize başlıyoruz. Öncelikle sayfa işaretini veya buradan gelip file new diyerek bu sayfamızı açıyoruz. Burada part, assembly, drawing var. Part parça çizimi, assembly montaj yapımı, drawing de montajlarını çizimiz veya parçaları çizdiğimiz çizimlerimizin teknik resmini alma. Biz burada part'a basıyoruz çünkü parça çizimi yapacağız ve okey diyoruz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar size move entities komutunu göstereceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir düzlem açmamız gerekiyor. Şu anda düzlemin çok bir sorunu yok, önemi yok bizim için. İki boyutlu çizdiğimiz için. Ama üç boyutlularda, her zaman söylüyorum, üç boyutlularda düzlemimiz çok önemli arkadaşlar. Çünkü o baktığımız düzlem sayesinde montajımızı daha rahat yapabiliriz. Üç boyutlara geçtiğimizde zaten bunlardan daha sık sık bahsedeceğim size. Ben şu anda ön düzlemi seçtim ve buradan sketch diyorum. Sketch dediğimde origin işaretini gördüğümüzde çizimimizin aktif olduğunu anlayabiliriz. Evet, burada move entities demiştim. Move, copy, rotate, scale komutlarına değineceğim. Bugün en sonunda çizim yapacağım çünkü zaten yaparken çizimde komutları göstermiş olacağım arkadaşlar. Bu arada kısa kısa bilgilerden de bahsetmiş olacağım aklıma geldikçe. Evet, şimdi dersimize geçiyoruz. Öncelikle gelip bir tane daire çiziyorum. Daire üstünde göstereyim. Geliyorum buraya, bir tane dairemi çiziyorum arkadaşlar. Şimdi bu dairemi taşıyacağız. Dairemi nasıl taşıyacağız? Geliyorum Move Entities'te Move'a tıklıyorum arkadaşlar. Move'a tıkladığımda bana hangisini taşımak istiyorsun diye soruyor. Taşıyacağımı buraya, bakın burada mı zaten mavi işaret yanıyor. Mavi işaret yanmıyorsa buraya tıklayıp sonra da taşıyacağınıza tıklıyorsunuz. Daha sonrasında da front derseniz kendi kendinize taşıyorsunuz. X'e derseniz X'te ve Y'de ölçü vermeniz gerekiyor. Ben şu an front'u da taşıyorum arkadaşlar. Geldim, bakın burası işaretli zaten. Bir yerinden tutuyorum. Bakın sol tıkla ve istediğim yere taşıyorum. Geldim, move'a tıkladım. Sol tık yaptım. Ve buraya tıklayıp istediğim yere, istersen buradan istersen buradan, bakın sol tık yapıyorum ve istediğim yere taşıyorum. Sol tıkla bıraktım. Bu şekilde taşıyabilirsiniz veya geliyorum X'ye geçeyim. X'de ne yapıyorsunuz? X'de ve Y'de taşıyorsunuz. Şimdi X'de mesela işte 80 milim gitsin. Y'de de 70 milim gitsin. Evet, bu şekilde taşıyabilirsiniz veya aşağı doğru inerseniz, yani eksilere inerseniz aşağı doğru taşır. Burada da eksilere inerseniz tersine taşır arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Gördünüz mü? Normalde olan yeri burasıydı. Ben ekside çizdiğim için tersine gitti. Ekside çizdiğim için aşağıya gitmiş oldu. Bu şekilde okey dediğimizde X'de de Y'de de taşımış olduk arkadaşlar. Böyle. Şimdi de kopyalama yapıyorum. Copy entity diyorum. Copy entity de hangisini kopyalayacaksam onu seçiyorum. Bunu kopyalayacağım. Front'u diyorum. İlk önce front'u gösteriyorum size. Aynı şekilde move'un aynısı, sadece kopyalama yapıyor arkadaşlar. Yani bundan bir tane daha yedeklemiş oluyor. Bu şekilde bunu işaretledim. Bir noktadan tutabilirim işte. İstediğim yerden tutup. Bakın. Gördünüz mü? Kopyalamış oldum. Geliyorum. Copy entities. Buraya işaretledim. Sonra geliyorum buna ve kopyalamış oldum. Bakın mov neydi? Tamamen bunu taşıyordu ama copy ise bundan yedekler üretiyor. Şimdi geliyorum buradan. Copy entities. Geldim. Hangisini kopyalayacağım? Bunu. X ve Y'de kopyalayacağım diyorum. İşte. Bu şekilde 140 milim ileri kopyalayacağım. Enter diyorum. Bakın sadece X'te kopyalama yaptım. Gördüğünüz gibi Y'de oynatmadım. Y'si 0 geliyor. X'te değişme oldu sadece. Şimdi gelelim Rotate Entities'e. Rotate Entities'i göstermek için bir tane dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Rotate Entities diyorum. Geliyorum arkadaşlar. Buraya işaretliyorum ve bunların hepsini sol tık, tut ve bırak. Hepsini seçmiş oldum. Çizimlerin hepsini seçmemiz lazım arkadaşlar. Bu çizgilerin hepsi olmazsa, kaç tanesini seçtiyseniz onları sadece döndürecektir. Çizgilerimi seçtikten sonra geliyorum buradan. Buna tıklıyorum.
ve ondan sonra da bir nokta belirliyorum. Mesela bu noktadan taşısın, bu noktadan döndürsün diyorum arkadaşlar. Ve derecemi giriyorum. Bakın bu şekilde derecemi girdiğimde seçtiğim nokta üstünden döndürme işlemini yapıyor gördüğünüz gibi. Veya bu noktadan değil de gelelim Rotate Entities. Bakın ilk önce çizgilerimi seçiyorum. Hepsini seçtim. Ve ondan sonra nokta belirliyorum. Hangi noktadan döndürsün? Mesela tam orta noktadan döndürsün diyorum. Orijinimi buraya koydum. Kaç derece döndürsün? İşte 30 derece döndürsün mesela. Gördüğünüz gibi bu noktadan döndürdüğü için iki taraftan da döndürüyor arkadaşlar. Eğer kenar noktaları sabitlemiş olsaydı kenar noktamızı düz tutardı, gerisini döndürürdü. Ama ben tam orta noktadan aldığım için iki taraftan da döndürmüş oldum. Bu şekilde Rotate Entities'te kullanabilirsiniz. Şimdi geliyorum. Scale Entities. Scale Entities de arkadaşlar büyütme komutu. Nasıl büyütüyoruz? Büyüteceğimiz çizimi seçiyoruz. Büyüteceğimiz çizimi seçtikten sonra hangi noktadan büyütmeye başlayacağız? Mesela bu noktadan büyütmeye başlayalım. Kaç kat büyüteceğiz? İşte yani 2. Mesela 2 kat büyütmüş olalım. Bakın hatta şöyle yapalım. Enter diyeyim buna. Smart Dimension'a bunların ölçüsünü vereyim. Mesela bu 300 olsun. Bu da 500 olsun. Bunu 300, bunu 500 yaptıktan sonra arkadaşlar bu ölçüleri siliyorum. Çünkü ölçüler kalırsa sabitlemiş oluruz. O zaman büyüme işlemini yapamayız. Geliyorum buradan Scale Entity diyorum. Büyütme komutu. Hangi çizgileri büyüteceğim? Bunları büyüteceğim. Daha sonra da hangi nokta üstünden büyüteceğim? Bu nokta üstünden büyüteceğim diyorum. Bakın. Ben buna mesela diyelim ki 3 kat büyüsün diyelim. Okey diyorum. Demin 300'e 500'dü değil mi? Şimdi ölçülerine bakıyorum. Bakın 900'e 1500. Gördüğünüz gibi 3 katı büyütmüş oldum. Veya aynı şekilde küçültebilirsiniz. Bakın ölçüleri sileyim. Scale Entity istiyorum. Bunu geldim sol tık yaptım. Sol tıkı bırakmadan buraya kadar geldim ve sol tıkla bıraktım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları da seçti. Bunları seçtiğinde eğer isterseniz CTRL'ye basıp sol tıkla seçimlerinizi kaldırabilirsiniz. Veya şuradan gelip buradaki bakın zaten hangisi ise onları direkt kalın çizgiyle gösteriyor. Sol tık yapıp delete diyorum. Sonra geliyorum. Line'ımız değil, arkamızı alacağız. Geldim sol tık, sağ tık, delete. Gördüğünüz gibi hepsini kaldırmış oldum ve şimdi de hangi noktadan büyüteceğim veya küçülteceğim bu noktadan. Bunu geliyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Aşağı indikçe aşağı doğru küçültüyor. Evet, ne kadar büyüteceğimizi küçülteceğimizi buradan ayarlıyoruz. Mesela ben bunu 0.10'da 5'e indireyim. Bakın taşta 900'dü. Şimdi yarısına inmiş olması gerekiyor. Okeyledim. Smart Dimension dedim. Ve gördüğünüz gibi 450. Bu. Burası da yarısı olacak. 750. Gördünüz mü? Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan size 4 komutu göstermiş oldum. Bu komutları çok sık kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden ilk başta bunları göstermek istedim size. Move, Copy vesaire çok sık kullanacağımız komutlardır. Bunları gösterdiğimize göre son bir bilgi vereyim. Ondan sonra da dersimizi bitiriyorum. Arkadaşlar mesela diyelim ki şu çizimi siz kaybettiniz. Bakın veya şu şekilde aşağıya aldınız diyelim. Bu şekilde aşağıya aldığınızda geliyorsunuz şu Command Manager yazan yerden tutuyorsunuz. Sol tık yapıyorsunuz. Ve şurada gördüğümüz okun üstüne getiriyoruz arkadaşlar. Okun üstüne getirdiğimizde gördüğünüz gibi mavi bir işaret yanıyor. Oraya direkt bıraktığımızda bakın yerine gelmiş oldu. Bakın tekrar gösteriyorum. Çünkü bazen fazla bastığınızda vesaire böyle bir hata olabiliyor. Bakın sol tıkla bunu aşağıya aldım. Sonra bunu yerine oturtmak için Command Manager yerinden sol tık yapıyorum.
Hiç bırakmadan şokun üstüne taşıyorum ve mavi işaret yandımı bırakıyorum ve gördüğünüz gibi yerine taşımış oluyorum. Bu da küçük bir bilgi olarak aklınızda kalsın. Çünkü benim öğrencilerim bunları genelde karıştırabiliyorlar. O yüzden sizlere de söylemek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Cansel Ertuğ Oster sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.